Sí. O arayış içerisinde olduğum dönemde bir gün bir kampta, arkadaşlarımla birlikte yaptığım bir kampta tesadüfen bir ahşap kaşık oymayla başladı her şey. Ondan sonra yapabildiğimi gördüm ve hemen gidip bir kaşık oyma seti aldım ve kaşık oymaya başladım. Ardından ahşap bardak oymayla devam etti derken bir anda kendimi ahşap oyma işlerinin içinde buldum. Ve tutkuyla bağlandım. En çok Amerika kıtası, daha sonra Avrupa ve Avustralya geliyor. El yapımı ürünler bütün dünyada her zaman rağbet gören ürünlerdir. Çünkü onu yapan ustanın emeği vardır, göz nuru vardır, teri vardır ve alan kişi de buna çok değer verir. Bunu düşünerek alır ve onu diğer bütün fabrikasyon satın aldığı ürünlerden farklı bir yere koyar. Bir gün belki çocuğuna bırakma düşüncesi vardır el yapımı ürünü. Mesela benim ofisimde bir tane el yapımı bir bardak var. 1800 senesinde yapılmış. Düşünün işte 200 seneyi geçmiş. Yani o ürün hala duruyor ama bir bardak aldığınızda hiçbir zaman 10 sene, 20 seneden sonra o bardağı tutmaz kimse. İşte modası geçti diye kaldırır atar ama el yapımı bir ürünse hiçbir zaman onun el yapımı bir ürün hiçbir zaman eskimez. Her zaman, her gün daha çok değerli. Bir gün yine Amerika'daki bir müzisyen benden tongurdaklı kaşıklardan yapmamı istedi. Ama farklı ölçülerde, işte sapları uzun olacak şekilde, farklı boylarda tongurdaklı kaşıklar istedi. İşte müzik yaparken onları müzik aleti olarak kullanmak istediğini söyledi. Yaptım, çok memnun kaldı ve aradan birkaç sene geçti. Pandemi girmişti o dönemde. Yani pandemiden önce yapmıştım. Benden tekrar o kaşıklardan istedi ve pandemide yaşadıklarından bahsetti bana. Rahatsızlandığını, korona olduğunu ve o dönemde müziğin ona çok yardımcı olduğunu ve benim kaşıklarımızı kullandığını söyledi. Onun için tekrar tekrar teşekkür etti ve ikinci kere sipariş verdi. Kendi atölyemi kurdum ve atölyeme geldiğimde hiçbir zaman çalıştığımı düşünmedim, hissetmedim de. Sanki bir evimden çıkıp öbür evime geliyormuşum gibi hissediyorum atölyeme geldiğimde. Bir işi severek yapıyorsanız o iş sizi fiziksel olarak yorsa da ruhen kesinlikle yormuyor. Tam aksine sizi çok motive ediyor, size güç veriyor. Ve daha iyisini yapmak için çalışıyorsunuz.
Ve eve de mutlu gidiyorsunuz yani. Bu sizin bütün yaşamınızı olumlu yönde etkiliyor. Gelmiyor. Bir tane seviyorum.